Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internette satılan Isoli marka kasayı inceleyeceğiz ve kutu açılımını yapacağız. Ben bu kasayı sipariş ettim. Siparişimle birlikte bana gelmesi, kargolanması bir hafta, yani 7-8 gün falan sürdü benim kapıma ulaşması. Özelliklerinden bahsedeyim size biraz. i3 2330M işlemci kullanıyor. İşlemcinin frekansı 2,20 GHz. 4 GB RAM'i kapasitesi bulunuyor. 1600 mAh'e kadar destekliyor RAM'ler. Bu arada RAM'lerin bellek tipi DDR3. Onun dışında 320 GB hard diski bulunuyor. Bunlara Windows kurulu olarak geliyor mu onu tam bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey yazmıyordu. Zaten kutu açtıktan sonra direkt bağlayacağım. Beraber göreceğiz. Daha yeni geldi kutu. Hiç açmadım. Sizle birlikte açmak istedim. Arkadaşlar bu özelliklerin dışında 300 Watt'ta güç kaynağı bulunuyor kasamızda. Kutu açılımını yaptıktan sonra kasanın içinde göstereceğim, yani anakartını falan göstereceğim. Kasamızda sadece ekran kartı yok. Onun dışında özellik bakımından şu an alınabilecek fiyat performans ürünlerinden diyebiliriz. Hani oyun oynamayacaksanız normal kullanımda işinizi görebilecek kasa bence. Arkadaşlar şimdi kutunun açılımını gerçekleştirdim ben. Videonun uzun olmaması için kaydı almadım açarken. İçinden bir adet kullanma kılavuzu tarzında bir şey çıktı. İşte mouse, klavye kabloları, Ethernet kablosu nasıl takılır tarzında bir açıklama kitapçığı çıktı. Bir adet de güç kablosu çıktı. Bunların dışında size belirtmek istediğim, yani düzeltmek istediğim birkaç şey var. Ben RAM'e 4 GB demiştim. 4 değil 8 GB sipariş etmişim. 2 adet gördüğünüz gibi. 4 8 GB sipariş etmişim. Bir de hard diski 320 GB HDD, normal hard disk demiştim ama 320 GB değil 120 GB'lık SSD sipariş etmişim. Marka olarak da Esboard'un SSD'sini takmışlar. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum tam kameradan ama Esboard markasının 120 GB'lık hard diskinden takmışlar. Yani ben 320 olan değil 120 GB'lik SSD olan modelinden sipariş etmişim. Zaten kasanın modelini size açıklama kısmında yazacağım. Ürünün linkini de koyarım. Sadece ekran kartı eksik. Onun dışında şuradan geçen mavi bir kablomuz var. Arkadan dolaşıyor. O USB'lerin, öne çıkan USB'lerin kablosu. Ben soğutucuyu pek beğenmedim. Biraz markasız gibi bir şey duruyor ama dönmesi İdare eder. O kadar iyi değil, o kadar kötü bir şey de değil. Biraz geniş bir fan. Ama sadece markasız bir fan. Onun dışında bilgisayar işte açacağım. Özelliklerine bakacağız beraber. Arkadaşlar kasanın dışını incelerken dikkatimi çekti. Şu alt tarafta kamerada tam gözüküyor mu bilmiyorum ama kasanın yamuk var. Yani izoli çalışanlarının bunu görmesi gerekiyor. Hani kasanın arka tarafında aşağı doğru bir yamukluk var. Şu şekilde görebilirsiniz. Thank you.
arkadaşlar, biz kasayı sipariş ederken 23.30M diye sipariş vermiştik i3. Burada takılan i3 21.20. Yani ilanda gösterilenle bilgisayara takılan parçalar farklı.